Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Gündem Özel programında yine birlikteyiz. Bu akşam çok değerli, çok önemli bir konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Çiğdem Karaaslan. Sayın Karaaslan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Programı HaberX TV Genel Yayın Koordinatörü Sayın Fatih Korkmaz'la birlikte sürdüreceğiz. Sayın Korkmaz, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sıcağı sıcağına gireceğiz efendim ama gündemde önemli bir konu var. Önce onunla başlayalım. Bugün bizim gazetemiz, yani Haber Gazetesi'nin manşetinde yer alan santrala bürokrat oyunu diye. Malum Terme'de bir termik santral kurulmaya çalışılıyor. Ve ÇED raporu reddedilmesine rağmen ve bakanlık tarafından da tamam bu iş bitti denilmesine rağmen bürokratlar, ÇED Genel Müdürlüğü bürokratları Terme Belediyesi'ne bir yazı göndererek diyorlar ki siz üzerinize vazife olmayan işlere karışıyorsunuz, müdahil oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapmayın diyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Bir, bizim Samsun'un sürekli arada bir soru vardı. AK Parti istemiyor. Şehrin bürokratları istemiyor. Buna kim yol veriyor? En azından o soru Samsun için bu haberle, bu belgeyle ortaya çıkmış oldu ki bu işin arkasında siz siyasetçiler yoksunuz, sizler yol vermemişsiniz ama bürokratlar yol vermişler. Ve o yazıyla birlikte bu tehlike Samsun için henüz kalkmadığı ortada. Bu konuyla ilgili Terme Belediye Başkanı Sayın Şenol Kul da size zannediyorum, çünkü siz AK Parti'de çevre de size bağlı, çevre, şehir ve kültür. Dolayısıyla bu size geldi, olaya nasıl bakıyorsunuz, bu santral ne olacak? Öncelikle ben bu göreve gelmeden çok daha önce bu konuyu biz hem belediye başkanımızla hem de ilgililerle konuştuk ve paylaşmıştık. Belediye başkanı hakikaten bu konunun üzerinde çok büyük bir önemle duruyor. Ve o zaman biz, sadece ben de değil, bütün milletvekilleri olarak birlikte bir görüşme yaptık. Biliyorsunuz bu konu o zaman gündemdeydi. Bununla ilgili ÇED raporuyla ilgili bir karar alınması söz konusuydu. Ve o görüşmenin sonucunda da konunun halkın ve şeyin, tabii ki bütün kamuoyunun talepleri doğrultusunda netleşeceğiyle ilgili bir bilgi aldık. Fakat bugün sizin gazetenizde de böyle bir başlıkla birlikte çıktı. Açıkçası bu olayın böyle çok detaylarını değil ama ben genel olarak size bakış açımızı söylemek isterim izin verirseniz. Tabii ki biz her şeyden önce bütün yatırımların öncelikle insanımıza ama onun yanında çevreye, doğaya vereceği zararla ölçüyoruz. Ve ona göre sadece biz bunu kendi inisiyatifimizle ölçmüyoruz elbette. ÇED raporu dediğimiz şey de o zaten. Bakanlıklar da bu şekilde çalışıyor. En son ben bizim belediye başkanımızın çevre şehircilik müsteşarıyla görüştüğünü de biliyorum. Oradan da bu anlamda olumlu bir sonuçla ayrıldığını biliyorum. Dolayısıyla seçim öncesi bunların bu kadar gündeme gelmesi biraz açıkçası umarım altında farklı şeyler yoktur ama biz sonuca bakalım. Sonuca odaklanalım diye düşünüyorum. Sonuç, eğer şehir, eğer bütün vatandaşlar, eğer ilgililer bununla ilgili bir görüş ortaya koyuyorlarsa ki ithal kömür ocakları, ithal kömür santralleriyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce yaptığı açıklamalar var. Biz o zaman elbette insanımızdan yana oluruz, insanımızın beklentilerinden yana oluruz. İnşallah bu konu o anlamda çözüme kavuşacaktır bir Kasım sonrası diye yani düşünüyorum. Yani şunu diyebiliriz, sizler kesinlikle Terme'ye bir termik santral yapılmasına müsaade etmeyeceksiniz. Çünkü şöyle belediye başkanı kendisini ortaya koydu. Sizler de kendinizi ortaya koyuyor musunuz? Bizler doğaya, çevreye, insana, insanın sağlığına zarar verecek ve bu yönüyle diğer faydalarından daha ön plana çıkacak yatırımlara elbette bunların karşısında oluruz. Sayın Başkan'ın verdiği dosyaları siz genel başkan yardımcısı olarak başbakana veya çevre bakanına ilettiniz mi? Evet. Veya iletecek misiniz? Evet. İletiriz. Siz merak etmeyin, biz bu işin peşindeyiz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Tabii ki Fatih Bey, buyurun. Genel Başkan Yardımcısı sonuçta Çiğdem Hanım, hem Samsun Milletvekili. Samsun Milletvekili olduğu için olayın tarafı, yani Samsunluların menfaati yönünde. Genel Başkan Yardımcısı olduğu için de bir partinin alacağı kararlarda söz sahibi olan bir mekanizmanın
içeriğinde olduğu için elbette ki termellere bu müjdeyi sizin vasıtanızla vermiş oluyoruz. Tabii, fakat şöyle, bunu şöyle de adlandırmamak lazım. Bütün bu anlamdaki yatırımlar yanlıştır ya da bütün yatırımlar doğaya zararlıdır değil. Kömürden bahsetmiyorum, ithal kömürden, diğer santrallerden de bahsediyorum. Türkiye elbette büyüyen ve nüfusu itibariyle de her geçen gün gelişerek büyüyen bir ülke. Dolayısıyla enerji açığının kapanması için elbette santraller yapılacak. Fakat bunların çevreye en az zarar verir şekilde oluşturulmasıdır asıl önemli olan kısım ve bizim üzerinde durmamız gereken kısım. Evet. Ama ithal kömürle ilgili bakış açısı zaten belli. Evet, elbette Samsun'da doğalgaz dönüşüm santralleri var. Bu kadar karşı değil. Belli bir grup elbette karşı ama onun dışında toplumun büyük bir bölümü enerjiye ihtiyaç olduğunun farkında ve dolayısıyla termede kurulmak istenen termik santrallere gösterilen reaksiyon diğer hiçbirine göstermiyor. Kaldı ki gelişen dünyada yatırıma, teknolojiye ve özellikle de ihtiyaç duyulan enerjiye karşı olmak mümkün değil. Hazır doğa demişken bir de kuş cenneti var. Kuş cennetiyle de yakından ilgilisiniz. Evet. Ve 25 üniversiteden 40 yanılmıyorsam. Türkiye'nin bütün üniversitelerinden neredeyse vardı yani. Neredeyse seçme, 40 öğretim öğrenci görevlisi, üyesi ve öğrenci geldi. Bir takım çalışmalar yaptılar. Evet. Sizden dinleyebilir miyiz? Ne hedefliyoruz? Nereye varmaya çalışıyoruz? Kuş cennetine sizin bakış açınız nasıl? Vizyonu nedir? Tabii. Şöyle, tabii bu da yine benim bu görevimden önce, genel başkan yardımcılığımdan önce, Samsun milletvekili olduğumdan çok kısa bir süre sonra. Ben de peyzaj yüksek mimarıyım aynı zamanda, kentsel tasarımcıyım. Peyzaj Mimarları Odası'nın bir ziyareti oldu bana. Ve orada her yaz yaptıkları yaz okul çalışmasını bu yaz işte Samsun'da yapıp yapamayacaklarını sordular. Açıkçası ben tabii bundan dolayı çok büyük bir heyecan duydum. 40 öğrenci Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve 10 öğretim görevlisi ve bu işin duayeni sayılabilecek isimlerle birlikte Samsun'a geldiler. Hem valiliğimiz hem büyükşehrimiz sağ olsunlar, onlar organize ettiler ve bu öğrencilerle birlikte akademisyenler Samsun'da kaldı. Kuş cenneti, Kızılırmak Deltası ile ilgili çalıştılar. Onların yaptığı aslında bir peyzaj analizi yaptılar. Yani oranın biyolojik çeşitliliği, oranın ekolojik durumu, oranın daha çok geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde en çok da tabii ki çevre hassasiyeti üzerinden nasıl yaklaşılması lazım bu alana, onun analiz çalışmalarını yaptılar. Ve en sonunda da Kent Müzesi'nde çok güzel bir sergiyle bütün bu çalışmaları değerlendirdiler. Gerçekten ben hem öğrencilerin heyecanına, hem vizyonuna, hem de ufuklarına çok güvenenlerdenim. Yani her zaman öyle oldum. Onların bakış açısına çok güvenenlerdenim. Ve bunu tabii işin doğayın isimleriyle birlikte yapmış olmaları çok büyük bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yerel yöneticilerimiz de bu konuya çok açık. Onlardan gelecek fikirleri o anlamda açık. Onların öncelikleri diğer her şeyden farklı olarak hakikaten doğaya saygılı, ekolojik dengeyi bozmadan ama aynı zamanda geliştirilebilir, aynı zamanda koruyarak yaşatmak ilkesinden yola çıkarak neler yapabiliriz üzerine bir çalışma yaptılar. Ve bu çalışmalar umuyorum önümüzdeki dönemde belki bir kitaba dönüşecek, bütün bu analizler birleşecek ve bize yol gösterecek. Bu yolda ne gidecek? Bu yolda inşallah kuş cenneti, çünkü Ramsar alanı olması dolayısıyla zaten dünya çapında bir öneme sahip. Biz dünya çapında bu kadar önemli bir alanı sadece Samsun'dan ya da sadece Türkiye'den ibaret de düşünemeyiz. Bu uluslararası bir biliyorsunuz hem kuşların göçü anlamında ama sadece orada kuşlar da yok. Orada bir yaban hayatı var. Orada müthiş bir biyolojik çeşitlilik var. Orada flora var, fauna var. Yani oranın hakikaten korunması ama bunun yapılırken de oranın hem öğrencilere hem çocuklara hem de tabii ki gelip orayı kullanacaklara kaliteli hizmet verebilecek anlamda da yönetilmesi lazım. Ama bu ikisinin birlikteliği çok önemli. Tıpkı yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi. Evet, yani bu Kızılırmak Samsun için bir hazine. Bu projelerle bir hazine, Samsun hakikaten bir hazine. İş turizmde hak ettiği payı Türkiye için de bir hazine. Evet, evet. Alacak diyorsunuz. Evet. Fatih Bey? Evet, efendim Sayın Başbakan Davutoğlu, partinizin de genel başkanı sıfatıyla ilk mitingini Samsun'da gerçekleştirdi. Evet. Ve Samsun'a hızlı trenle ilgili de daha önceden de verilmiş açıklamalar da yapmıştı, müjdesini de verdi. Hayata geçirilecek denildi. Yanılmıyorsam 1 Kasım sonrası bu tam olarak şeklini alacak değil mi? Ya bu konuda siz de yine açıklamalarda bulundunuz geçenlerde. Hızlı tren hakkında da çok kısa bir bilgi verebilir. Çünkü Samsun'un şu anda önündeki büyük projelerden birisi de tabii bu, Samsun'a katkı sağlayacak.
katma değer verecek hizmetlerden birisi de tabii, bu. Tabii. Yani bir şehrin gelişmesinde birçok alandan bahsetmek mümkün tabii ama ulaşım da, ulaşımın hızlı ve kaliteli hale gelmesi de bunlardan biri. Ankara-Samsun hattının, öncelikle o normal hattın kısaltılması ile ilgili bir proje var gündemde. Delice'de. Delice'de 150 kilometrede yapılacak bir yenileme ile, bir çalışma ile birlikte yol, şu anda 1000 kilometre kadar olan yol 400 kilometreye inecek. Yani 600 kilometrelik bir kısalma sağlanacak. Mesafede 2 saate mi düşüyor o zaman, yani ulaşım mesafesi şöyle, zamanı? Tabii bunu takip eden hızlı tren hattının konulması ve hızlı trenin saatte 200-250 kilometre hızla gittiği düşünüldüğünde evet 2 saate düşüyor. Yani evet. Ondan sonrası. Ve sadece bu hatla birlikte aslında Ankara ile Samsun bağlanmış olmuyor. Tekrar söyleyeyim, yine Delice'den itibaren aslında Karadeniz ile Akdeniz bağlanmış oluyor. Çünkü tabii ki Karadeniz'de Samsun ama hatların birbiriyle olan sürekliliği vesilesiyle Antalya'ya kadar bu hat inşallah gidecek. Dolayısıyla yine Samsun'umuz için gerçekten çok önemli bir proje. İnşallah 2020 yılında da hayata geçmesini bekliyoruz. 2020 yılında, yani siz tabii tek başınıza iktidar olacağınızı iddia ettiniz. İnşallah. Tabii seçim yasaklarında olduğumuz için herhangi bir oran, herhangi bir sayı, herhangi bir rakam veremiyoruz. Ancak siz siyasi olarak bunu iddia edebilirsiniz. Ayrı bir konu. 2020 yılında hani nasip olursa biz trene binmiş olabilecek miyiz acaba? İnşallah, inşallah. Anda tabii projeyle ilgili ihalelerin son aşamalarında, ihalelerin birinci kısmı bitmiş, ikinci kısmı bitmek üzere ve üçüncü kısmı da bu yıl sonunda inşallah bitecek. Sonra proje aşaması başlayacak ve proje aşamasının da bitip bunun uygulamasının yapılmasıyla birlikte hedef o. Tabii Samsun'la ilgili çok yerel politikadan ziyade sizinle biz Erdem Bey'le öyle konuşmuştuk program öncesinde. Biraz daha, çünkü genel başkan yardımcısınız aynı zamanda. Siyasetle ilgili. Evet, siyasetle ilgili biraz sohbet etmek istiyoruz. Siyaset bir önce ben bir giriş yapayım. Buyurun. Badrun Bey. Buyurun. Siyasetle ilgili. Çünkü şimdi bir 7 Haziran öncesine uzatmak gerekiyor. Tabii. Çünkü 7 Haziran öncesinde AK Parti'nin milletvekili aday listeleri hazırlanırken siz isminiz yoktu. Ve Samsun bayan kontenjanına, işte Samsun'dan birçok isim vardı. O bekleniyordu ve siz 4. sıraya yerleştirildiğinizde henüz genel başkan yardımcısı değildiniz ve Samsun için size ithal aday gözüyle bakılıyordu. Sonra geldiniz, Alaçam'ın kızıyım dediniz. Aslen Bayburtlu olduğunuz ifade edildi. En son Çerkez gelini olduğunuz da söylenildi. Tüm bunların ışığında 1 Kasım'a giderken AK Parti Kongresi ile Genel Kurulu ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı oldunuz. Tabii bu bakış açısı birdenbire değişti. Samsun için şans olarak görülmeye başladınız. Bu değişimi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendinizi nereli hissediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ben aslında bu bakış açısı bana göre tabii beni çok onore eden bir bakış açısı ama ben de Samsun'u kendim için bir şans görüyorum elbette, bu karşılıklı böyle bir bakış açısı. Tekrar sizin başladığınız noktadan başlamak isterim, 7 Haziran öncesinden. Tabii 7 Haziran'da listelerde benim adım açıklandı. Elbette bu bir şaşkınlık mutlaka oluşturdu burada ve ben bunu çok haklı buluyorum. Bu kesinlikle doğru ve ben de bütün teşkilatları ilk ziyaretimde açıkçası bunu yok farz etmedim. Hem bu şeyi tabii ki bir şaşkınlık durumu söz konusuydu. Belki tepki de söz konusu olabilir. Bunu yok farz etmedim. Bu haklı bir tepki, çok da insani bir tepki. Çünkü burada elbette aday adaylığı sürecinde çok emek veren, çok değerli ve çok da katkı sağlayacak, bu göreve gelseydi çok da katkı sağlayacağına inandım. Ve benim de hala çok sık görüştüğüm değerli arkadaşlarımız var. O nedenle tabii bu genel merkezimizin böyle bir tercihi oldu. Allah'a çok şükür ben kendi adıma da, inşallah teşkilatlarımız da, Samsun'umuz da aynı şekilde düşünüyordur. Bunun da çok olumlu sonuçlandı ve sonuçlanacağını ilerleyen zamanlarda düşünüyorum. Ben anne tarafından aslen Samsun Alaçamlıyım. Mübadil benim ailem anne tarafından. Baba tarafından Bayburtluyum. İstanbul doğumluyum. Aynı zamanda Çerkez gelinliyim, eşim Çerkez. Dolayısıyla bunların hiçbiri şey değil. Aslında hepimiz baktığımızda Türkiye vatandaşıyız ama hepimizin aileleriyle birlikte incelediğimizde hepimizin böyle bağları mutlaka vardır. Elbette bu bağlar da benim gurur vesilem. Öyle olduğu için ben bugün Samsun'da olmaktan dolayı, Samsun milletvekili olmamdan dolayı açıkçası çok büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Şimdiki 1 Kasım'a giderken 7 Haziran öncesindeki tepkiler ve biraz uzak duruşlar yok galiba. Artık biraz daha samimiyet var değil mi? Ama o tepkiler bana göre
Ben genel başkan yardımcısı olduktan sonra azalmadı. O tepkiler beni tanıdıktan sonra azaldı. Yani o tepkiler bizim önce teşkilatımızla ama sonra da halkımızla kurduğumuz ilişkinin samimiyetine inandıktan sonra azaldı. Yoksa görev değişikliğinden dolayı değil diye düşünüyorum. Evet, yani siyasette çok da fazla mikro milliyetçilik çok da iyi bir şey değil. Evet. Ben Çiğdem Hanım'ın fikrine de katılıyorum. Ona bir katkı yapmak isterim ki. Mesela ben Giresun doğumluyum. Siz Kayseri doğumlusunuz. Ekranda bizi izleyenler Samsun'da. Samsun'un hakikatiyle belki yüzlerce yıl öncesinden gelen, belki 30, belki 60 yıl öncesinden gelen insanlar da var. Ama her şeyden önce biz Atatürk'ün ilk adım attığı kentte olmanın da gururunu yaşıyoruz. Aynen öyle. Ve o yüzden Başbakan dediği gibi meşale yaktığı kent diye adlandırmıştık. Çiğdem Hanım da tercih olarak Samsun'u kullanması da Samsun'a da bir kazanım diye bakıyorum ben. Evet, efendim siyaset üstü bir dönemdeyiz açıklamanız var. Siyaset üstü dönemdeyiz derken, ki geçenlerde bunu açıkladınız. 7 Haziran veya 2011 veya 2007 seçimlerine göre ne farklı ki biz siyaset üstü bir dönemdeyiz diye bir açıklama yaptınız. Aslında büyük bir fark var çünkü çok artık geçmiş. Biz sizinle en son program yaptığımızda eski Türkiye ve yeni Türkiye kavramları üzerinden konuşmuştuk, evet, hatırlarsınız. Hatırladım efendim. Bu sefer eski Türkiye'ye çok da gitmeye gerek duymuyorum açıkçası. 7 Haziran sonrası Türkiye, bu işte 6 gün kaldı, bugün de saymazsak neredeyse 5 günlük bir süre kaldı. 1 Kasım arasında yaşanan sürece baktığımızda bunu bir memleket meselesi olarak görüyoruz her şeyden önce. Siyaset üstü tarafı biraz da şu, yani kendi yaşadığım örneklerden yola çıkarak söyleyeyim. Bir hafta kadar önce 19 Mayıs ilçemizdeydik. Orada 19 Mayıs kurucu ülke ocakları başkanına rozetini taktık. AK Parti ailemizde artık o da bizim yol arkadaşımız olacak. Geçtiğimiz günlerde ben Zonguldak'taydım. Orada CHP meclis üyesine rozetini taktık. Yani bunu memleket meselesi olarak görenler, bunu siyaset üstü bir mesele olarak görenler bugün hakikaten bir birleşmedeler. Bunu da AK Parti çatısı altında yapmaktan yana tercih kullanıyorlar. Çünkü şu anda bunu en çok dert edinen parti AK Parti. O yüzden daha büyük bir temsille birlikte meclise gitmek istiyoruz. O yüzden tek başına iktidar olmak istiyoruz. Ve henüz bizden başka tek başına iktidar olmak istediğini söyleyen, açıklayan, böyle bir hedef kendine koyan başka bir parti yok. Ama kamuoyunda tabii ki şu anda AK Parti yeni kurulmuş bir parti değil. Yani 2002 yılındaki misyonunun çok çok üzerine geçti. Evet. 13 yıl bir iktidarınız söz konusu oldu partinizin. Yani onu tekrar AK Parti'nin tek başına iktidarına ihtiyacı vardır. Partiler üstü, yani siyaset üstü. Evet. Yani bu olayı biraz daha açmanızı rica ediyorum. Şöyle, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani biliyorsunuz, terörü uzun zamandır, tabii ki onu kastediyorum. Uzun zamandır şehit haberi almıyorduk. Tabii ki unutmamıştık ama böyle yaşamaya alışmıştık en azından. Öyle söyleyebiliriz belki. 7 Haziran sonrası acaba hükümet boşluğu doğar mı? Acaba bundan bir kriz ortamı oluşur mu? Bir kaos çıkar mı diye ümitlenenler aslında eş zamanlı olarak düğmeye bastılar. Ve ülkede terör olayları tekrar başladı. Çok yurt içi, yurt dışı? Efendim? Yurt içi ve yurt dışı. Tabii. Evet. Yani uluslararası da bahsediyorum. Ve terör örgütlerinin bu eş zamanlı saldırılarıyla, operasyonlarıyla biz çok şehit verdik. Yani çok canımız yandı bu dönemde. Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırılarından biri gerçekleşti. Yani nasıl? Ankara Türkiye'nin kalbinde, başkentte. O yüzden diyorum ki çok zor bir dönem ve bu dönemde hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Bu memleketini, vatanını seven herkes için bu geçerli. O nedenle ki Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız diğer partilere çağrı yaptı. Gelin oturup konuşalım diye. Bir partiden bununla ilgili olumlu yanıt geldi ve konuştular. Partiler üstü, siyaset üstü, belki birazdan bilmiyorum sorar mısınız, bütün kişisel beklentilerden uzak, siyasi beklentilerden, parti çıkarlarından uzak, bu memleket için ortak tavır sergilememiz gereken bir dönem olarak ben bunu adlandırıyorum. Evet. Evet, efendim. Efendim bu şekilde adlandırıyor ama şimdi baktığımız zaman 13 yıl öncesinin bir iktidarı var. Yani AK Parti iktidarı var, tek başına iktidarı var. Nihayetinde bugün odaklar dediğimiz şeylerden bir tanesi paralel yapı. Paralel yapıda AK Parti ile birlikte belli bir yere kadar geldi ve bürokraside, istihbaratta bir takım yerlerde güç saldı. Sonra terör diyoruz. Özellikle PKK ile süreç adı verilen bir konjektür sürdürüldü. Ve bu en son itirafı ne oldu?
İşte biz savaşmazlık veya çatışmazlık, savaşmazlık demeyelim yanlış kelime olur, çatışmazlık sürecini devam ettirirken PKK şehirleri bomba deposu haline getirdi. Şimdi baktığımız zaman genel bir zafiyet yok mu? Yani yine paralelle uzun süre birlikte oluyoruz, iç içe oluyoruz, sonra bir paralel teşkilat ortaya çıkıyor. PKK ile bir süreç yaşıyoruz veyahut da işte teröre karşı Kürt vatandaşlarla, Kürt liderlerle bir süreç yaşatıyoruz, geliştiriyoruz. Barış adı altında sonra bakıyoruz o dönemde kandırılmışız. Yani bu süreçleri AK Parti tek başına iktidarı döneminde götürürken bugün 7 Haziran'da bunların yaşanıyor olması 13 yılda bir takım zafiyetler oluştuğunun göstergesi olmuyor mu? Şöyle söyleyeyim, siz savaş derken düzelttiniz ama Erdem Bey, ben barış deyince de sizi düzeltmek istiyorum izin verirseniz. Çünkü terör örgütleriyle devletler arasında... Barış derken toplumsal barış, yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da evet, toplumsal barış zaten, anlamında söyledim. Şehit cenazelerinin gelmemesi, terör olaylarının yaşanmaması anlamında barış ifade ettim. Çünkü terör örgütüyle devlet arasında savaşta barışta olmaz. Ancak mücadele edilir. Bugün de bizim yaptığımız o. Aslında biraz daha belki geçmişten almakta fayda var. Biz ilk iktidara geldiğimizde çok kısa bir süre sonra öncelikle olağanüstü hali kaldırdık bölgede biliyorsunuz. Hatta 10-15 gün kadar kısa bir süre sonra. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın, o dönem başbakandı, Diyarbakır mitingindeki konuşması, ezberleri bozan bir konuşma. Sonra ne yaşandı? Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, çözüm süreci başlığı altında yaşananlar. Bölge insanının hayatına dokunan, hayatına aslında dokunandan da öte değiştiren birçok uygulama yaşandı. Bunları lütuf olarak da adlandırmak hiç doğru olmaz. Bunlar haktı ama geç tecelli etmiş haklardı. Ana diliyle gidip bir cezaevinde annenin çocuğuyla konuşması, istediği dilde televizyon programı seyretmesi, çocuğuna istediği ismi verebilmesi. Daha doğrusu biz şunu yapmaya çalıştık. Özgürlük alanlarını genişleterek açıkçası insanımızın oradaki hayat standartlarını yükseltmeye çalıştık. Tabii bu arada birçok yatırımlar da geldi. Fakat baktığınız zaman terör elbette bir yandan boş durmadı. Şimdi gelelim iç güvenlik paketi tartışmalarına o dönemde. İç güvenlik paketi tartışılırken hatırlıyorsunuz ülkede kıyamet koptu. Siz bizi polis devletine mi çevirmeye çalışıyorsunuz gibi. Aslında çok temel bir örnekle belki şunu söyleyebiliriz. Önünüzden bir araç geçiyor ve siz o aracın içinde silah olduğunu düşünüyorsunuz, bomba olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat önce savcılığa gidip izin almanız lazım ama bu arada araç geçiyor. O nedenle bizim elimiz bu anlamda elbette 13 yıldır bütün yapılanlardan ya da yapılmayanlardan biz ülke iktidar olarak sorumluyuz. Elbette bu böyle ama biz bunu bir zafiyet olarak asla nitelendiremeyiz. Eğer öyle yaparsak çok büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Bugün ülkenin doğusunda ve güneydoğusunda yaşam standartı, yaşam kalitesi, yatırımlar, okula gitme oranı, eğitim, ulaşım, sağlık anlamında bütün yapılanları beraber değerlendirdiğinizde elbette ülkenin her yerinde olduğu gibi ama bölgesel farklılığı minimuma indirmek için birçok uygulama yapıldı. Fakat biz şu anda terörle çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Hem sınır ötesinde bu mücadeleyi veriyoruz hem de sınırlarımızın içinde bu mücadeleyi veriyoruz. Ve şunun da sözünü veriyoruz. Bu mücadele 1 Kasım sonrası sonuç her ne olursa olsun AK Parti büyük bir güçle tek başına olduğunda da bitmeyecek. Bu mücadele terör belasından bu ülke tamamen kurtulana kadar devam edecek. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da bunu her zaman silahların gömülüp üzerine beton dökülmesi şeklinde bir ifadeyle anlatıyor biliyorsunuz. Evet. Bizim bu mücadelemiz çok kararlı bir mücadele. Biz artık şehit haberlerinin geldiği bir ülke olmasını istiyoruz Türkiye. Çünkü Türkiye hakikaten çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz her şeyden önce. Yani etrafımızda değerlendirdiğinizde İşimiz kolay değil. İşimiz her zaman zor oldu ve olacak bundan sonra. Ama bu süreci bu kadar güçlü atlatıyor olmak herhalde bu kadar kararlılıkla yürütülen bir mücadeleye bağlıdır diye düşünüyorum. Şimdi efendim, siz egolardan arınmalıyız diye bir açıklama yaptınız yine. Kırgınlıklarımızdan, küskünlüklerimizden arınıp birlik beraberlik içinde olmalıyız dediniz. Tabii ben az önceki açtığınız konudan girmek istiyorum konuya. Mesela 17-25 Aralık operasyonu olduğu zaman paralel yapı diye ifade edilen bu yapı veya örgüt neyse artık ismi Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde siz de yine partinin ileri gelenlerinden bir kişiydiniz ve kimi organlarda görev alıyordunuz. Şimdi
biz bir yabancı bir taşeron örgüt gibi algıladık Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlık dönemindeki açıklamalarından, ki onun açıklamalarını ifade ediyorum. Sanki bu paralel yapı taşeron bir örgüt gibi algılandı. Artı 7 Haziran sonrası, aslında orada ben de size bir katkı yapmak isterim ki PKK 7 Haziran olayı ve o Urfa'daki iki polisimizin şehit edilmesiyle olaylar baş göstermedi. Burada bir algı operasyonu yapılıyor. Oysa 7 Ekim olayları vardı. Tabii. Türkiye'de 52 kişinin öldüğü, PKK'nın veya onun yandaşlarının sokağa inip de Türkiye'yi yerle bir ettikleri bir haftalık bir süreç de vardı. Yani onu da hep şey yapıyoruz. Bugün hem PKK hem paralel yapı taşeron bir örgüt ise devletin üst düzeyi öncelikle kimle mücadele etmeli? Çünkü biz paraleli de çözersek, yarın PKK'yı da çözsek bizi bize bırakmayacaklar. Bu bir kesin. Yani mutlaka bizi yine kavga ettirmek için, huzursuzluk için bir takım arayışlar içerisine gireceklerdir. Dış mihraklar. Biz devlet olarak burada nasıl bir duruş sergilememiz gerekiyor? Ve egolardan arınmalıyız derken bunu kimlere, ne niyetle söylediniz? Onu da açmanızı rica ediyorum. Öncelikle çok haklısınız. Terörü diğer her şeyden bağımsız belli bir grubun hakimiyetinde düşünürsek bir kere hakikaten şey çok böyle dar bir çerçevede değerlendirmiş oluruz. Terör dediğinizde çok çok farklı şeyleri var. Yelpaze çok geniş. Kesinlikle. Kaçakçılık var, uyuşturucu ticareti var, içinde elbette terör var, yabancı devletlerin desteği var. Bu arada var yani o yüzden diyorum işimiz çok kolay değil, zor ama Türkiye Cumhuriyeti de çok güçlü bir devlet. Şöyle terör, bizim teröre bakışımız şu. Terör hangi fikirden beslenirse beslensin. Terör terördür ve terörist de teröristtir. Ama benim teröristim daha iyi, seninki kötü ya da benim teröristim destekliyim seni. Terör hakikaten günün birinde gerçekten sadece hedef aldığı ülkeyi ya da hedef aldığı bölgeyi değil, mutlaka çevresini de bir süre sonra zarara uğratmaya başlayacaktır. Bana göre uluslararası bir bakış açısı, nasıl burada partiler üstü dedim, aslında ülkeler üstü bir tarafı da var. Uluslararası bir mücadeleyle bunlarla mücadele etmek lazım. Ama maalesef Suriye olayında yaşadığımız gibi düşünüyoruz. Yani mülteciler kapılarına dayanmadığı sürece üç maymun oynamaya devam eden ülkeler var ki bunlar da hakikaten insan hakları konusunda özellikle çok dünyaya dersler veren, mesajlar veren ülkeler. Fakat kendi kapılarına dayanmadığı müddetçe ya da kıyılara küçük çocukların bedeni vurmadığı müddetçe bunu görmezden geldiler. Bunu yok farz ettiler ama bir gün onların kapısına da dayandı. Bu ihtimal her zaman var. Terör için de bu geçerli. Yok farz etmek, halının altına süpürmek ya da kendi beslendiği fikir itibariyle onu zararsız kabul etmek mümkün değil. Mutlaka eninde sonunda bunun ateşi dört bir yana zarar verecektir. O nedenle bizim teröre bakışımız bu anlamda çok net. Bununla ilgili elbette bizim terör örgütü olarak adlandırdığımız bütün terör gruplarını bu kapsama sokabiliriz diye düşünüyorum. Egolardan arınmak derken de ben bunu önce kendimize söyledim elbette. Yani hepimize söyledim. Çünkü siyaset insanla yapılıyor. Siyaset böyle farklı bir şey değil. İnsanla yapılan her işte mutlaka ego olur, mutlaka beklenti olur. Bu beklentiler zaman zaman karşılanamayabilir, küskünlükler olur, kırgınlıklar olur. Yani bir kitleye bakarken bazen hakikaten onu bir bireymiş gibi düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sosyolojik olarak, evet kitlelere sosyolojik olarak bakabiliriz ama psikoloji de çok önemlidir. Böyle önemli bir seçime giderken bizim bugüne kadar AK Parti iktidarıyla birlikte evet hayatlarımızın hepimizin hayatına dokunuldu ve hepimizin hayatlarında değişiklikler oldu ama çözülmeyen problemler, işte henüz karşılanmayan istekler, beklentiler, bir takım küskünlükler, daha önce içinde olup bugün içinde olmamaya bizim insanımızı sürükleyen acaba ne var ya da teşkilatımızın içinde var mı? Bunları araştırıp, bunlarla yüzleşip, bunlara hakikaten bir çağrıydı aslında. En çok da kendimize, ben hatta kendime bile bu çağrıyı, yani insanız çünkü hepimiz. Ama bunlardan hepsini bir kenara koymamız ve tek bir hedefe odaklanmamız gereken, zihinlerimizi temizleyerek tek bir hedefe kilitlenmemiz gereken bir dönemi geçiriyoruz. Peki kitle olarak bunu açıkladınız. Yani bunu aşmak istedim. Erdem Bey'e sözü bırakacağım size. Kırganlıklarımızdan, küskünlüklerimizden arınıp. Hani AK Parti'nin bir önceki seçimdeki aldığı oy oranının yaklaşık olarak yani kendi oranından %20 gibi bir oy kaybı oldu. Yani 49.8
almıştı 2011 seçimlerinde. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti 40.8 aldı. Yani bu da kendi oranının %20'si, 21'i gibi bir azalmaya kaldı. Burada kırganlıklarımız, kırgınlıklarımız, küskünlüklerimiz derken bu AK Parti'den diğer partilere gitmiş olan seçmene mi hitap etmiş oluyorsunuz diye açmak istedim ben. Yok, illa diğer, yani şöyle, tabii ki seçmen oy kullanırken elbette bir refleks gösterdi. Ki yani, mutlaka bir kırgınlık, bir küskünlük tabii, var ki yani. Şimdi elbette o da var. Kayıp oldu. Biz şöyle yaptık aslında. Biz partinin en üst düzey karar alma organlarından başlayarak en küçük teşkilatlarımıza kadar oturup bu işin bir öz eleştirisini önce masaya yatırdık. Bunu samimiyetle yaptık. Bu 7 Haziran sonrası süreçte. Tabii seçim sonuçlarını. Genel kurula kadar yani. Elbette. AK Parti'nin burada daha fazla yapması gereken ne vardı, yapmadı, nereyi eksik bıraktı, hangi tarafı acaba gözden kaçırdık, biz dilimizde belki neleri yanlış kullandık da nasıl daha iyi bir sonuç elde edebilirdik de biz bunu yapmadık gibi birçok şey var. Bunu 7 Haziran sonrası herkes kendi bakış açısına göre aslında ya da uzmanlık alanına göre bir sonuca bağlıyor elbette. Ama çok fazla farklı argüman söyleyebiliriz bununla ilgili. Birçok sebebi var. Bu sebepleri biz gerçekten bir öz eleştiriyle birlikte yaptık ve ben inanıyorum ki bizi şu anda daha güçlü kılan da bu yaptığımız öz eleştiridir. Çünkü AK Parti evet 14 yıl önce kurulmuş bir parti ama bundan çok daha ötesini hedefleyen bir parti. O yüzden aralarda bu tip öz eleştiriler yapması çok faydalıdır diye düşünüyorum. Biz bu öz eleştiri yaptık ama bu seçim sonuçlarını sadece AK Parti'nin eksik bıraktığı yanlar üzerinden yorumlamak da haksızlık olur. Bir tarafta da kendi fikri, kendi yaşam tarzı, kendi hayata bakışı birbiriyle hiç uymayan partilerin ve o partilere tabii ki gönül verenlerin birbiriyle organize olduğunu gördük AK Parti karşısında. Yani hedef AK Parti'yi tek başına iktidardan etmekti. Evet. Birçok ilde kendilerinin AK Parti'nin karşısında en güçlü oldukları partiye ortak oy verdiler. Yani bu enteresan bir refleks. Bugüne kadar Türk siyasi hayatında bu kadar net bir şekilde göründü mü bilmiyorum. En son biliyorsunuz parti milletvekilleri birbirleriyle nasıl salladık değil mi diye şey yaptılar. O bir görüntü var öyle, hatırlarsınız siz de. Açıkçası bu işbirliği samimiyete dayanmıyor. Ve bana göre siyasette samimiyete dayanmayan hiçbir davranış sonunda kabul görmez uzun vadede. O nedenle halkımız bunun da inşallah cevabını 1 Kasım seçimlerinde mutlaka verecektir. Biz en azından hatamızla, sevabımızla, günahımızla ama samimi bir şekilde hedefimizi ortaya koyuyoruz, politikalarımızı ona göre belirliyoruz ve devam ediyoruz yola. Ama bunu hiçbir zaman küçük hesaplar, küçük böyle işbirlikleri üzerinden yapmadık ve bundan sonra da yapmayacağız. Bu işbirliği dediniz efendim de, işbirliği biraz da AK Parti'nin 13 yıldır uyguladığı politikalarda bir ayrıştırıcılık rolü üstlenmesine bağdaştırabiliriz. Bu yönde fikir sahibi olan insanlar da var. Mesela bir örnek verir misiniz? Çünkü nihayetinde siyaset denilen kurum ülke rantının nasıl paylaştırılacağına karar veren bir mekanizma. Yani özellikle de bu rant paylaşımında mağdur edildiğini düşünen ve ülke kaynaklarının sürekli belli kesimlere gittiğini düşünen insanlar işte bu AK Parti gitsin de yeni bir iktidar gelsin, bu rant paylaşımı yeniden masaya konulsun demiş olabilir mi? Bu söylediğiniz daha acı değil mi? Türkiye'nin siyasetine sadece rant paylaşımı üzerinden siyaset, bakmak. Türkiye'deki ben siyasetin başka bir anlamı olduğunu zaten düşünmüyorum. Yok, ben hiç öyle düşünmüyorum. Çok sosyolojik bir olay ama oldu. Ama sosyolojik değil. Yani bunun siyaseti tarif ederken de normal dökümanında ne der? Yani bir ülke kaynaklarının, ülke rantlarının nasıl, hangi yöntemle, hangi sistemle, kimlere dağıtılacağının belirlendiği uygulamalardır der. Politika ve siyaset bu şekilde tarif edilir. Bu şekilde tarif edilen bir şey... Abiyana tabirle. Hayır, abiyana tabir değil. Yani biz de bunun net kısaltılmış ifadesini söylüyoruz. Yani halk böyleyken, yani, o zaman halk dilinde diyelim. Yok, halk dilinde değil. Yani gayet normal uygulama dili bu. Yani bu şey bana göre bir an böyle irkildim çünkü bunu duyunca sadece rant paylaşımının bundan sonra hani biz de bunun içinde bulunalımdan yola çıkarak yapıldıysa daha da fena zaten durum. Hakikaten biz siyaseti böyle görmüyoruz açıkçası. Biz siyaseti
insana, topluma, toplumun bütün hizmet bekleyen kesimlerine açıkçası eşit paylaşımın bir anlamda mümkün olduğu kadar elbette. Yani o da rant paylaşımı. Evet, ama ama rant paylaşımı dediğinizde kazancı elde eden belli bir gruptan bahsediyorsunuz. Engellilere bir takım haklar veriyorsunuz. Bu nedir? Ülke rantından. Rant deyince şimdi illa hemen imar şu. Engellilere daha çok hak biz veririz. Engellilere bir takım neler veriyoruz? Haklar veriyoruz. Diyoruz ki işte bunlar sizin. Sonra ne diyoruz? İşte kadınlara diyoruz ki işte anne olursanız şunlardan yararlanacaksınız. Yani ben şunu anladım Erdem Bey. Toplumsal menfaat gibi. Toplumsal menfaatler gibi. Şimdi oradaki rant kelimesinden irite oldunuz galiba. Evet. Rant kelimesinden ama yani ülke kaynaklarının diye ben o zaman sizi irit etmeyecek şekilde sorayım. Şöyle söyleyeyim ama yok siz şöyle söylediğiniz için irite oldum. Dediniz ki rant paylaşımı belirli kesimler için sadece bir anlam ifade ediyor. Bundan biz de pay alalım dediğinizdeki durumla sosyal devletin gereği olan bütün dezavantajlı gruplara verilecek kaynaklar üzerinden yapılacak bir yorum. İkisi birbirinden farklı şeyler. Yani eğer siz hakikaten biz karşı taraf şunu söylüyorsa biz eksik buluyoruz bu yapılanları. Engellilere, yaşlılara, yoksullara, bütün dezavantajlı gruplara daha çok hizmeti biz verebileceğimize inanıyoruz. Ve o yüzden biz de bu mücadelenin içindeyse çıkış noktası saygı duyarım. Ama bu çıkış noktası bir rant var ortada, bu ranttan biz de pay almak istiyoruzsa kusura bakmayın ona saygı duyamam. Yani bu acaba hangisi tam olarak sordunuz bilmiyorum. Biz buna eğer ülke kaynaklarının doğru kullanımı ve bütün insanlar için mümkün olduğu kadar hizmet kalitesinin artması yönünde kullanılmasını kastediyorsanız elbette bu paylaşımın çok hakkaniyetle yapılmasıdır öncelikli olan. Devletin de bu konuda öyle yapması gerekir ki özellikle sosyal devlet yönünün AK Parti döneminde ve sosyal belediyelerin hatta hem yerelde hem de merkezi yönetimler tarafından ön plana çıkması açıkçası devletin kaynaklarının toplumun bütün kesimleri tarafından... Başka türlü sorayım. Konu farklı yere gitmesin. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Birincisi 7 Haziran'da AK Parti başkanlık hedefini ön plana koymuştu. Hı hı. Seçim stratejisini ona dayandırmıştı. Sonra siz 7 Haziran'dan sonra dediniz ki biz öz eleştiri yaptık, bir takım tespitler yaptık ve 1 Kasım'da da her ne kadar başbakan açıklarken evet başkanlık sistemi idealimiz devam ediyor dese bile meydanlarda artık kimse ondan bahsetmiyor ve seçim vaatleriniz var. Birçok seçim vaatleriniz var. Ben bunu vaat olarak söyleyeyim. Biraz önceki ben de bunu söz olarak çevireceğim. Dönmeyeyim ben. Tamam. Yani bunlara baktığınız zaman 7 Haziran'da önce bunlar gerekli değil miydi de 3 ayda değişim yaptınız, bu vaatleri ön plana çıkarttınız. Hı hı. Her seçim öncesi elbette seçim beyannameleri bütün siyasi partiler tarafından hazırlanır. Burada ve seçim beyannameleri artık halk tarafından da büyük bir beklentiyle karşılanıyor. Yani halk bunu bekliyor, bakalım seçim beyannamesi ne diyecek diye. Geçen seçimde belirleyici olan, ön plana çıkan bir takım biliyorsunuz şeyler vardı, vaatler vardı. Özellikle emeklilerle ilgili, özellikle işte asgari ücretlerin artmasıyla ilgili. Bu vaatler önce dikkat çekti ama sonra iş bir böyle açık arttırmaya dönüştüğü zaman açıkçası inandırıcılığını da bu anlamda kaybetmeye başladı. Evet. Biz öncelikle biraz önce bahsettiğiniz kaynakların kullanımı konusunda mutlaka tutarlı şeyler söylemeliyiz. Çünkü bizim omzumuzda yumurta küfesi var. Bizim sırtımızda büyük bir sorumluluk var. Bu milletin sorumluluğu var. Biz tutamayacağımız hiçbir sözü seçimde bize artı getirir diye veremeyiz. Böyle bir anlayışla zaten siyaset yapmıyoruz. O nedenle ki bugün baktığımızda emeklilerle ilgili toplumda büyük bir beklenti olduğunu gördük. Zaten 1 Kasım 7 Haziran öncesi de bu beklenti vardı. 7 Haziran sonrası da bu beklenti çok dillendirildi, çok top bir seviyeye ulaştı. Arkasından sadece emekliler ya da sadece asgari ücretli değil, toplumun yine bütün kesimlerine, gençler, kadınlar, aslında şöyle bizim seçim beyannamemizde bir insanın doğumundan, bir insanın hayatını kaybetmesi sürecine kadar olan bütün önemli evrelere dair bir takım sözler var. Ben buna vaat değil söz şunun için söylüyorum. Çünkü bizim seçim beyannamemizde ne söylüyorsak biz onu hükümet programı olarak somutlaştırdık bugüne kadar ve hükümet programında bunu hayata geçirdik. Bugün herhalde hiç kimse şunu söyleyemez. AK Parti iktidar döneminde benim hayatıma hiç dokunulmadı. Benim hayatımda geriye gidiş var. Yerinde sayma bile demiyorum yani. Bunlar yaşanmadı. Her toplumun bütün
çözüm bekleyen konularıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Kimisinde bu çalışma hakikaten bir devrim niteliğinde yapıldı. Çok önemli aşamalar kaydedildi. Kimisinde hala sorunlar belli oranda aşılmaya çalışılsa da hala bekleyen çok sorunlar var. Zaten bütün sorunları çözdüğünü iddia etmek ya da bütün eksikleri minimize ettiğini iddia etmek doğru değil. Yani inandırıcı bir bakış açısı da olmaz. Daha bizim yapacak çok işimiz var. Ayrıca zaten bir grubun sorununu çözdüğünüzde o işi bitti deyip kenara da koymanız mümkün değil. Sorunlar çözüldükçe, standartlar yükseldikçe beklentiler de o oranda artıyor. Dolayısıyla her zaman bizim işimiz devam etmeli. Bizim seçim beyannamemizde, bilmiyorum detaya girecek miyiz onunla ilgili ama seçim beyannamemizde dediğim gibi hem her kesimle ilgili hem de o kesimlerin farklı, yaşamın farklı alanlarında yaşayacağı o önemli eşiklerle ilgili yeni düzenlemeler söylüyoruz. Bunların sözünü veriyoruz. Evet, detaylara gireceğiz. Tabii biz yani bir saatlik bir program diye planladık. Artık onda gireceğiz. Siz nasıl söyleyeceksiniz? Evet. Ben bir soru yönelteyim. Ondan sonra reklam verelim isterseniz. Şimdi efendim 7 Haziran sonrası AK Parti'nin rasyonelliği tartışıldı. Yani gerçekten bu rasyonel mi bu sonuçlar? Niye? Çünkü 9 seçim yapılmış. Aslında tabii önce şok oldu. Yani niçin? Uzun bir süre iktidarda kalan bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olmuş, yeni bir genel başkan gelmiş ve o iktidarın ardından %41 gibi bir oy oranı aslında Türkiye'de muazzam bir oydur. Tabii ki. Biz %41'e bakılmadı. Yani Türkiye'deki tüm yorumcular %41'e bakmadılar. Birinci parti olmasına bakmadılar. Tek başına olan iktidar imkanını veya sayısal çoğunluğu kaybedilmesinden bakıldı. Yani olaya ters açıdan bakıldı. Fakat 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 Cumhurbaşkanı, 2014 Cumhurbaşkanlığını da sayıyorum. Çünkü AK Parti'nin bir adayı vardı. Yani desteklediği bir adayı vardı. Onu seçmeye daha çok destek verdi. Ve en son 2015. 9 seçimde hep birinci parti. 9 seçimi de kazanmış. Sadece son seçimde tek başına olan iktidarı kaybetmiş. Ki siyasi tarihlere bakıldığı zaman diğer ulusların, gelişmiş demokrasilerde Türkiye gibi yapıda olan ülkelerin veya daha üstünde muasır medeniyette olandan hiç fark etmez. Böyle bir siyasi tarihi yok. Hiçbir siyasi partinin böyle bir tarihi yok. Belki tek partili partiler olabilir. Amerika'da iki parti var ama onlar bile hep değiş tokuş gidiyor. 9 yıllık bir rasyonellik var burada. Bunu neyle açıklıyorsunuz siz? Ki bir de 2002 yılından 2015 yılına kadar geldiğimiz bu süreçte sizin iktidara geldiğiniz zaman ortaokula giden bugün üniversiteyi bitirdi. Tabii ki doğal olarak geçmişle siz mukayese yapıyorsunuz. Eski Türkiye, yeni Türkiye'yi geçen dönem sizinle sohbet etmiştik. Ama eski Türkiye'yi yaşamamış, sizin getirdiğiniz, sizin ifade ettiğiniz yeni Türkiye'de gençliğini yaşamış ve hani o Android'lerle beraber akıllı telefonlarla yaşayan bir gençlik bir anda kendine farklı bir açılım da istedi belki. Onu göremediniz bilemiyorum ama tekrar toparlama için bir adım atıyorsunuz. Bu konuyu bir izah eder misiniz? AK Parti'nin rasyonelliğini, 9 seçim kazanmasını ama ona göre de 1 Kasım'la bir ilişki kuracağım. Bir sonraki dönemde gerçi programın devamında. Bir kere her şeyden önce vaatler söylenebilir, çok popülist şeyler ortaya atılabilir. Oy oranını arttırmaya yönelik bir takım söylemlerde bulunabilir ama sürdürülebilirlik çok önemli. Yani insan hayatında da öyle, devletin bütün bu imkanlarının sürdürülebilir olması da aynı şekilde. Biz bugün neden tek başına iktidar istiyoruz? Neden %41 başkalarını değil bizi memnun etmedi her şeyden önce? Çünkü biz kendimizle yarışıyoruz ve kendi hedeflerimizle yarışıyoruz. Bizimle birkaç puan arttırmak, birkaç puan azaltmamak gibi bir derdimiz var. Bizimle işte bir oyun kurup başka birini oyundan çıkartmak gibi bir derdimiz var. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz milletle ve ona hizmet etmenin en uygun yolunun tek başına iktidarlı olduğuna inanıyoruz. O nedenle ki ben şöyle söyleyeyim, sonuçlar açıklandı. Ben milletvekili oldum geçen seçimde. Ertesi gün öğle saatlerinde eşim dedi ki biz sana hayırlı olsun demeyi unuttuk, kusura bakma. Yani hakikaten öyle bir şey yaşadık. %41'e biz memnun olmadık. %41 Türkiye siyasi tarihinin bugüne kadarki en önemli, en yüksek oy oranlarından biri. 5-6 seçim sonucundan tabii, birisi. Tabii. Ayrıca %41 diğer bizden sonra gelen partilerin toplam oy oranı kadar bir oy oranı. Yani bu büyük bir başarı. Fakat bu büyük başarı bizim hizmet et. Biz koalisyonlara dönmek istemediğimiz çok net söyledik. Aslında biz söylediğimizin dışında bir şey söylemiyoruz. Biz 7 Haziran'da da eski Türkiye'nin
önemli argümanlarından biri bize göre koalisyonlardı. Biz onlara dönmek istemediğimizi söyledik. Fakat geldiğimiz nokta bizi masanın üstüne seçenekleri koydu. Bunlardan biri elbette koalisyondu ve en ön plana çıkan seçenekti. Bununla ilgili de hakikaten diğer partilerle görüşmeler yapıldı, yapılabildiği kadar yapıldı. Yani ilk günden kapıyı kapatanlar oldu, işte olmazsa olmazlarını sıralayanlar oldu vesaire. Şöyle, elbette biz verdiğimiz sözleri tutmasaydık, biz gerçekten bu ülkedeki farklı kanallarla kaybolan bir takım bu ülkenin maddi kaynaklarını gerçekten insanların lehine kullanmasaydık, biz insanların hayatında, toplumun hayatındaki bu dönüşümü sağlamasaydık, bu saydığınız 9 seçimdeki bu oran bu şekilde gitmezdi. Fakat bununla birlikte %41'lik oy oranı buna yetmedi ve geldiğimiz süreç bizi tekrar 1 Kasım'da seçime götürüyor. 5 gün sonra tekrar seçim var bu ülkede. Artık hakikaten 1,5 yıl içinde de 4. seçim. Yani insanların da bununla ilgili artık bu yorgunluğu var. O yüzden inanıyoruz ve istiyoruz ki inşallah her şeyden önce elbette kendi yaşadığımız şehrimiz için ama ondan önce Türkiye'miz için, milletimiz için en hayırlı şekilde bu seçim sonucu sonuçlansın ve ondan sonra biz bütün kaldığımız işlerimize ve büyük projelerimize kaldığımız yerden devam edelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan'la birlikteyiz. Programda birlikte sunuyoruz Fatih Korkmaz Bey'le. Devam ediyoruz. Efendim, koalisyonlarda kalmıştık. Şimdi koalisyonlar bir yerde halkın sandıkta uzlaşın. Biz biraz kutuplaşma görüyoruz toplumda. Biraz birlikte idare edin dediği sistemlerdir. Yani sandıkta millet buna karar vermiştir. Ama 7 Haziran sonrasında koalisyon araçları devam ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki biz koalisyon masasından kalkmadık, bize teklif gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisi dedi ki, tırnak içinde söylüyorum, biz hayır demedik. Bugün seçim meydanlarında konuşulan şeyler bunlar. Siz teklif ettiniz, onlar kalkmadı, bu koalisyon niye olmadı? Biz hayır demedik mi dediler gerçekten? Ya, o şekilde açıklamalar var. Yani seçimin akşamı canlı yayın görüntüleri de var. Eğer şeyse değil mi, onu hatırlatmak lazım. Çünkü seçim bize evet onu söyledi. Seçim sonucu. Dedi ki %41'le evet AK Parti hala birinci parti ama tek başına iktidar olmayacak bu dönem. Deneyecek. Bütün seçenekler masada derken biraz önce onu kastettim. Bunlardan en güçlü seçenek elbette koalisyon seçeneği. Koalisyonu hangi partiyle yapacak? Yine oyun kuracak parti olacak bu oy oranıyla ama yanına bir ortak alarak yola devam edecek. Ya da buradan bir çözüm çıkmazsa işte kısa süreli hükümet, reform hükümeti vesaire bir takım şeyler ve seçim. Bu seçenekler vardı. Şimdi bakalım diğer partiler açısından bakalım. Biz bu seçimde koalisyona vardık diyenler açısından bakalım. MHP zaten... MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ilk gece kapattı bütün kapıları. Dedi ki biz yokuz, seçime gidelim. Sonra tam biz seçime giderken dedi ki biz koalisyona varız. Bir sonraki seçimin sonuçlarını dayandırarak bunu söylüyorum. Yani aslında kendi tabanını da çok bana göre rahatsız eden, çünkü biz sahadayız ve her gün görüşüyoruz. Biz sadece AK Parti olarak bize oy verenler değil ki bizim hedef kitlemiz. Aslında bütün siyasi partilerin tabanları bizim vatandaşımız her şeyden önce. Yani hangi siyasi partiye oy verirlerse versinler. Biz hepsine hitap ediyoruz. O nedenle görüyoruz sahada. Yani buna karşı verilen tepkinin ve reaksiyonun da farkındayız. İnsanımız gördü. Kimin hayır dediğini o seçimde gördü. Diğer taraftan CHP ile yapılan istikşafi görüşmeler 36 saatten fazla sürdü. Heyetler arası ayrı görüşüldü. Genel başkanlar düzeyinde ayrı görüşüldü biliyorsunuz. Orada da açıkçası ben o dönemde bu görüşmelerin şeye bağlanacağını hakikaten toplum olarak bir beklenti de oluşmaya başladı. Fakat geldiğimiz noktada olmazsa olmazlar, ki bu olmazsa olmazlar hakikaten yolu tıkadı. Önümüzü tıkayan olmazsa olmazlar alt alta sıralandı. Zaten terörle bağını inkar etmeyen diğer partiyle biz bu görüşmeleri yapmadık. CHP ile ve MHP ile yaptık. Geldiğimiz nokta bizi seçime getirdi. 1,5 yıl içinde bu kadar sık seçime gitmek elbette hiçbirimizin isteyeceği bir şey değildi. Biz 7 Haziran sonrası tabii tablonun farklı olmasını istedik, bekledik ama olmayınca da diğer seçenekleri göz ardı ederek bir seçime gitmedik. En son bakan verin dedik kurulacak hükümete, geçici hükümete, bakan da vermedi. Şimdi işte bu
ta en başta konuşmanın en başında zor bir dönemden geçiyoruz ve taşın altına hepimizin elini koyması gerekiyor dediğim süreç ve taşın altına yine sadece AK Parti'nin elini koyduğu süreç bu. Böyle bir süreç herkesin gözü önünde yaşandı. O yüzden şu anda seçime 5 kala yapılan konuşmaların, verilen sözlerin, yapılacak demeçlerin, açıklamaların, biz aslında öyle demek istememiştik demelerin hiçbir anlamı yok. Bu süreç insanımızın gözü önünde yaşandı ve bizim insanımız 1 Kasım seçimlerinde bu birkaç aylık süreçte yaşadıklarını değerlendirecek sandıkta. Evet. Efendim 7 Haziran seçimlerine AK Parti girerken daha çok geçmiş dönemde, yani iktidarı döneminde yapmış olduğu hizmetleri, Türkiye'deki değişimi, yine sizinle de sohbet ettiğimiz eski Türkiye, yeni Türkiye'nin profilini ortaya koydu. Daha çok tabii hazinenin, Türkiye'nin rakamsal değerlerini en iyi bilen, ekonominin yapısını ne yönde olduğunu en iyi bilen ve vaatlerini de bu ölçüde daha mantık ölçüsünde ve ben vatandaşı kandırmak istemiyorum. Mevcut neyse, gerçek neyse budur gibi açıklamalar yaptılar çünkü. Yani ben tüm açıklamaları söylüyorum. Bir AK Parti vardı. Diğer siyasi partilerde ise işte emekliye şöyle, işte asgari ücretliye böyle, askere şunu yapacağım, diğerine bunu yapacağım, filan yere bunu yapacağım gibi Türkiye'nin 80'li yıllarda alışık olduğu bir siyasi üslupla onlar vaatlerini ortaya koydular ve bunun da karşılık bulduğunu kamuoyunda öyle hissettik, karşılık bulduğunu gördük. Mesela şu Samsun'dayız. İlk adımla Atakum arasında seyahat ederken afişlere baktığınız zaman gördüğünüz bir şey var. Birisi öğrenciye bir şey veriyor, bir parti. Bir parti emekliye bir şey veriyor, bir parti diğerine bir şey veriyor. Herkes bir şeyler vermiş. Hı hı. Bir tanesi öğrenciye 10 bin lira vermiş, diğeri bilmem ne vermiş. Hı hı. Artık vaatler havada uçuşur oldu. Eskiden söylem vardı, işte hani ceyiz cağız edebiyatıyla siyaset yapıldığı dönemleri hep akla getiriliyor denildi. AK Parti 7 Haziran'daki vaatlerini biraz daha geliştirdi ve 1 Kasım için bu kez rakamlar ortaya koydu. Veya eleştiri aldınız mesela bu emeklilerle ilgili ve askeri ücretle ilgili düzenlemelerden. Çalındı denildi mesela partinin bir tanesi sizin partinizle ilgili. Önce şeye girelim. AK Parti ana başlıklar halinde ne koydu ve niçin bunu 7 Haziran'da koymadı da 1 Kasım'da koyma gereği duydu? Açtı veya belki paket de onlar önünü açtı. Şöyle, açıkçası ben bu uçuk kaçık söylemlerin bizim halkımızın siyasi reflekslerini çok hafife alanlar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Oysa ki bu çok güçlü bir reflekstir. Bizim insanımız oy kullanmaya gittiği zaman bunu asla, baktığınızda bütün seçim sonuçlarını incelediğinizde, ki bahsediyoruz işte 7 Haziran'ın sonucu bizi memnun etmedi, bizi mutlu etmeyen bir seçim sonucu olmasına rağmen bunu söylüyorum. Hem yöneticileri, hem hükümet edenleri ve hem de edecek olanları çok doğru yönlendiren sonuçlar çıkmıştır bunun içinden mutlaka. Her dönemde bu böyle olmuştur. Şimdi biz biraz önce çok kısaca üzerinden geçtim. Açıkçası bizim halkımız böyle işte sana şunu vereceğim, sana şu kadar yapacağım, edeceğimlerle değil. Bunlar çünkü alışılagelmiş Türkiye'deki siyasetin belki de o klişeleşmiş söylemleri. Bunların ötesinde dedim ya, bir insanın doğumundan bir insanın ölümüne kadar ki bütün önemli evrelerde devletin desteğini arkasında hissetmesi ilkesine dayanıyor aslında bizim yaptıklarımız. Nedir? Bir insan doğar, bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaşına kadar sigortalıdır. Eğer tabii ailesiyle ilgili, işte anne baba kayıplarıyla ilgili bir sıkıntı söz konusuysa devlet onu himayesine alır. Bu anlamda da hem sevgi evleri hem çocuk evleriyle birlikte Türkiye'de büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Yani o çok farklı sistem, çok değişti. Bir gün inşallah bir sevgi evini ziyaret etmenizi isterim sizden. Gerçekten orada bütün bu sosyal konulara bakış açısı fiziksel bir mekana dönüşmüş halini görebilirsiniz. Arkasından ne olur, üniversiteye gidecektir. Okuyacaktır çocuk, oradaki destekler. Sonra genç iş bulmak isteyecektir elbette bittikten sonra. Gençlerle ilgili şu anda bizim seçim beyannamemizde projesini getirene ve projesi kabul gören gence 50 bin lira geri ödemesiz. Arkasından eğer hakikaten bu 50 bin lira bana yetmiyor ve ben bu işi geliştirmek istiyorum, bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum diyorsa 100 bin lira faizsiz kredi.
Onun arkasından eğer diyorsa ki hayır ben kendi işimi kurmak istemiyorum, girişimci olmak istemiyorum, ben bir yerde işe girmek istiyorum. Bu sefer yine gençlerin önünü açmaya, bunu teşvik etmeye yönelik devlet bir yıl boyunca gençlerin maaşını üstlenecek. Bir taraftan da tabii bizim mevcut uygulamalarımızın bir takım dönüşümler geçirmesinden bahsediyoruz. Çünkü tıkandığı noktalar olduğunu görüyoruz, eksik kalan yönleri olduğunu görüyoruz. Nedir? Bizim şu andaki uygulamamızda 18 yaşını doldurmuş genç şeyden biliyorsunuz sağlık sisteminden faydalanamıyor. Ama belki bu arada genç iş bulamıyor. Belki hala maddi sıkıntısı var. Yani bu sosyal güvenlik kapsamından onun uzaklaşmış olması gençler için büyük bir sıkıntıydı. Primlerini aileler ödüyor. Yani o yüzden şunu getirdik. 18 yaşını bitirdikten sonra 2 sene boyunca bu devam edecek. Yani sağlık hizmetlerinden faydalanma noktasında hiçbir ödeme yapmadan devam edecek. Yani 20 yaşına kadar evet. Devam edecek. 18-20'ye uzatıldı. Evet. Uzatılmayı düşünülüyor veya siz. 2 yıl daha. Yani evet. Herhangi bir işe giremezse bir hani ortaya bir şey çıkaramazsa, kendiyle ilgili bir atılım yapamazsa. Sonra evlenmeye karar verdi genç. İşini de kurdu. Artık bir şeyi var, işi var ve evlenmeye karar verdi. Burada bir çeyiz yardımı var. Bundan kasıt şu. Ailenin çocuğu için bir birikimi varsa, diyelim 100 bin lira biriktirdiniz çocuğunuz için ileride kullanır diye. 25 bin lira devlet katkı verecek buna. Böyle bir katkıdan söz ediyoruz. 100 bin lirası yoksa Çiğdem Hanım? 100 bin lirası yoksa farklı kanallarla bizim desteklerimiz devam ediyor. Bu çocuğu için bir birikim yapanlar için geçerli. Ama onun dışında bizim tek bir kanalmış gibi düşünmeyin. Yani biz o kesimi, biz hiçbir kesimi mağdur ederek, ta en başta termik santraller, hiçbir kesimin mağduriyeti üzerine yeni bir şey kuramayız. Yani bu politikalar böyle işlemiyor zaten. Hepsi bir devamlılık ve süreklilik ilkesine bağlı. Arkasından genç evlendi, bu sefer çocukları oldu. Çocuklarıyla ilgili biliyorsunuz, şimdi 3 çocuk meselesi. O da çok zaman zaman eleştirildi, evet. Hala da eleştiriliyor. Fakat bu... Sayın Cumhurbaşkanımızın, kurucu genel başkanımızın kendi beklentisi ya da hissiyatından çok öte bir durum aslında. Bu çok bilimsel bir gerçekliğe dayanıyor. Türkiye'nin ileriki nüfus projeksiyonunda bu projeksiyon ortaya konduğunda çok dramatik bir tablo var bizim için. Biz hakikaten hızla yaşlanan bir nüfusa sahibiz. O nedenle ki kimse zorlanmıyor elbette böyle bir şeyde zorlamak mümkün değil. Sadece bir temenni ve bir teşvik söz konusu. Çocuk sahibi olduklarında bir çocuğa, iki çocuğa, üç çocuğa farklı destekler var. Sonra tabii hayatın farklı evreleri başlıyor. Emeklilik gibi, işte daha sonrası gibi. Bütün bu alanlarda tek tek saymayayım isterseniz. Hepsinde sizin sıkıntı yaşadığınızda, dara düştüğünüzde ya da her zaman bunları yaşamasanız bile devletin desteğini arkanızda hissetmeniz prensibine dayanıyor bunların hepsi. Bu da zaten sosyal devletin ya da devletin şefkatli elinin olmazsa olmazları bunlar. Efendim, galiba bu son televizyon programınız. İsterseniz seçmenle karşı karşıya sizi bir 5 dakika bırakalım. İcraatın içinden hitabeti gibi bir hitabet yapın. Son mesajlarınızı seçmene ekranlarımız aracılığıyla verin. Ondan sonra programımızı kapatalım. Buyurun. Öncelikle ben tabii Fatih Bey, size Erdem Bey, sizlere çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Güzel bir program geçti bana göre. Ben belki şu son bir hafta 10 gün içinde yaşadığım tecrübeden bahsederek onu şey bağlayabilirim. Buradan Trabzon mitingine gitmek üzere yola çıktım. Orada arada Giresun'a uğradım. Giresun'da Nurettin Canikli Bakanımızın bir programına katıldım. Arkasından büyük bir coşkuyla gerçekleşen Trabzon mitingine katıldım. Arkasından Artvin'de gittim. Artvin'de bir seçim çalışması gerçekleştirdim. Sonra bir iki gün sonra İzmir mitinginde bu sefer hem Bergama hem Buca'da Sayın Başbakanımıza eşlik ettim. Ve orada bilmiyorum ekranlarda izlediniz mi ama yağmurun altında müthiş bir şey vardı, birliktelik vardı. Yani bardaktan boşanırcasına yağan yağmurda alan boşalmadı, insanlar büyük bir coşku ve sevgiyle bizimle birliktelerdi. İzmir'den sonra Zonguldak'a geçtim. Zonguldak'ta bir seçim çalışması yaptım bir günlük ve sanki Zonguldak'taki o coşkuyu görünce de hakikaten acaba burada bir seçim sonuçlarıyla ilgili bir haber mi var, bir şey mi oldu da siz bu kadar mutlusunuz demekten kendimi alamadım. Şunu söylemek için bütün bunları anlatıyorum. Buraya gelirken de televizyonda söyleyeceğime söz verdiğim için söylüyorum. Asarcık Alişar köyünden geliyorum, mahallesinden geliyorum. Oradaki çok güzel bir yol çalışmasından geldim. Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir mücadele veriyoruz. Biz hakikaten bütün teşkilatlarımızla, bütün gönüldaşlarımızla, sadece teşkilatlarımızla değil, bu mücadeleyi veriyoruz ve bunu şunun için yapıyoruz. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz her şeyden önce. Çünkü her şey sevmekle başlar bir kere. Seviyoruz ve inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ileride
dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisinden biri olmasını hedefliyoruz. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı için bir hedefimiz var. 2051 için, 2070 için, hepsi için bir hedefimiz var bizim. Biz hedeflerin partisiyiz. Biz büyük hayallerin gerçekleştirmenin derdindeyiz. Her şey sevmekle ve tabii hayal kurmakla başlıyor aslında baktığınızda. Ve inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Bu kadar zor bir dönemden geçerken bile, yani dünya küresel anlamda da zor bir süreçten dünya olarak geçiyoruz. Biz geçtiğimiz hafta biliyorsunuz uzaya uydu fırlattık. 4B uydusu daha kaliteli ve daha az maliyetli internet erişimi sağlamak için. Arkasından ana vatanı yavru vatana bağlayan Can Suyu projesi gerçekleşti. Yani bu projeler açıkçası AK Parti'nin vizyonunun somutlaşmış hali. Biz bugüne kadar hayal edilemeyen, konuşulamayan, hatta akıldan bile geçirilemeyen birçok şeyi hayata geçirdik. Ve bundan sonra bunları devam ettirmek için inşallah 1 Kasım'da halkımızın önce duasını sonra desteğini istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Fatih Bey. Ben de çok teşekkür ederim Çiğdem Hanım'a. Yani tabii ki kendilerinin Samsun'un bir milletvekili olarak her şeyden önce genel başkan yardımcısı olduktan sonraki ilk TV programımız bu. Hem kendisini biz geçmiş bir zaman da olsa tebrik edelim. Hem teşekkür de Samsun'a mutlaka büyük katkıları olacaktır. Çünkü 9 milletvekilimizin içinden bir bayan milletvekili olma özelliğini taşıyacak. Keşke diğer partilerimizden de bayan milletvekillerimiz olsaydı. Kadının olduğu yerde berekette oluyor yani. Onu da açıklamış olalım. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Gündem Özel programında konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan'dı. Efendim, yaklaşık bir saat aşkın süredir konuştuk. Fatih Bey de sorularıyla destek oldu. Bir başka programda Perşembe günü akşamda 25. saatte buluşmak üzere sevgi dolu hayallerinizin gerçek olduğu günler diliyorum. Hoşça kalın.